Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yapılışı oldukça kolay, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın bile çok rahatlıkla yapabileceği tığ işi bebek battaniyesi örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce bana desteğinizi göstermek adına lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Bugünkü modelimizi ben iki renkten kullanacağım. Şöyle bir yeşil ve beyaz ipim var. Herhangi bir bebeğini tercih edebilirsiniz. Tığımız da şöyle 3,5 milim ve zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Örgüye ilk başlarken zincirimizi ne kadar bol çekersek, elimizi ne kadar bol tutarsak, zincirin üzerine model kurdukça aşağıdaki zincir kendini çekmeyecektir. Yapacağımız modele göre, modelin uzunluğuna göre zincirimizi çekelim. Modelimizi kurduktan sonra burada kalan zinciri başlangıç noktasından rahatlıkla sökebilirsiniz. Şu şekilde ben bir zincir çektim. Bu modelimi anlatmak için yeterli. Bir zincir boşluğu bırakıp ikinci zincir boşluğuna sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne yaptım. Arkadaşlar ilk sıramı hiç zincir boşluğu bırakmadan sık iğne yaparak başa kadar tamamlıyorum. Zincirimin sonuna yaklaştım. Kalan iki tane zincir boşluğuma da sık iğnelerimi yapıyorum. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen ilk gelen boşluğa bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa da bir sık iğne yaptım. Başında iki tane sık iğnemiz oldu. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 boşluk atlayarak 4. zincir boşluğuna sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 boşluk atladım. 4. boşluğun içerisine sık iğnemi yaptım. Yanına bir sık iğne daha. Arkadaşlar bakın, 2 sık iğne 3 zincir şeklinde ilerleyeceğim. 3 zincir çekiyorum. 3 zincir boşluğu bırakıp 4. zincir boşluğunun içerisine sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. 3 zincir çektim. 3 boşluk bıraktım. Ve yanındaki 4. boşluğumun içerisine de 2 adet sık iğnemi yaptım. Ve ilk sıram böyle oldu. 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Tığımın başını doladım. Bu yapmış olduğumuz 3 zincir boşluğunun içerisine 5 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Dört ve beşinci trabzanımı da yaptım. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Diğer yapmış olduğum 3 adet zincir boşluğunun içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. Beş adet trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Tekrardan diğer boşluğumun içerisine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Dört ve beş. Ve tığımın başını doladım. Son boşluğumun içerisine de
5 adet ikili trabzanımı yapacağım. Modelimin sonuna geldim. Tığımın başını doladım. Burada 2 adet sık iğne vardı. Sonuncu sık iğnenin tepesine 1 adet ikili trabzan yaptım ve bitirdim. Modelime başlarken 3 zincirle başladım. Sonunda da trabzanla modelimi bitirdim. Burada beyaz ipime geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. İlmeğimin içerisinden geçirdim. 3 adet zincir çekerek ipimi sabitledim. Modelimi çevirdim. Bakın burada hemen birinci boşluğun içerisine sık iğne yapacağım. Yanındaki boşluğa 1 adet daha sık iğne, 3 zincir çekiyorum. 3 boşluk bırakarak 4. sıraya sık iğnemi yaptım. Aşağıya yapmış olduğumuz beşli trabzanların başına ve sonuna sık iğne yapmış olacağım. Bakın bu başı buraya da bir sık iğne yaptım ve yine ortalarda ikişer adet sık iğne olacak. 3 adet zincirimi çektim ve sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha, 3 zincir çektim. 3 boşluk bırakıp 4. boşluğa sık iğne, yanına bir sık iğne daha. 3 zincir çektim. 3 boşluk bıraktım. Sonuncu trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım ve başına çekmiş olduğum 3 adet zincirin tepesine de bir sık iğne daha yaptım. Böylelikle ortalarda ikişer adet sık iğne, buralarda ise üçer adet zincir çekmiş oldum. 3 zincir çektim, modelimi çevirdim, tığımın başını doladım. Yapmış olduğum bu zincir boşluklarının içerisine 5 adet ikili trabzan yapacağım. Modelimiz oldukça kolay ve gösterişli. Ben bebek battaniyesi formatında anlatıyorum fakat sizler isterseniz bebek yelekleri, dekoratif amaçlı kırlentler, tek kişilik, çift kişilik yatak örtüleri yapabilirsiniz. Diz örtüleri, TV battaniyesi örebilirsiniz arkadaşlar. Ben iki renk anlattım. Tek renkte yapabilirsiniz. Üç renkte olur. Veya evdeki artık ipleriniz varsa sıra sıra onları renk kombini yaparak o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Çünkü modelimiz her türlü örneğe uyumlu, çok kolay, oldukça da gösterişli bir model. Evet, zincir boşluklarına 5'er adet ikili trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Ve son boşluğumdayım. Elimizi bol tutalım. Tığımız da 3 numaradan küçük olmasın ki battaniyelerimiz yumuşacık olsun. Ve sıra sonuna geldim. Tığımın başını doladım. Burada 2 adet sık iğnem vardı. Sonuncu sık iğnemin tepesine ikili trabzan yaptım. Ve yeşil ipime geçeceğim. Yeşil ipimi aldım. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen ilk boşluğa sık iğnemi yaptım. Yanındaki boşluğa bir sık iğne, iki sık iğnem oldu. 3 zincir çektim. 3 boşluk bırakıp 4. boşluğun tepesine sık iğne. Hemen yanına sık iğne. Araya tekrar 3 zincir çektim. 3 boşluk bırakıp sık iğnemi yapıyorum. Modelimiz her iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Birinci sırada ikişer sık iğne, aralara 3 zincir. İkinci sırasında ise bu 3 adet zincir boşluklarına 5'er tane trabzan yaparak ilerliyoruz arkadaşlar.
Sıramın sonuna geldim. Bu zincir boşluğuna da son sık iğnemi yapıyorum. 3 adet zincir çekerek modelimi çevirdim. Ve boşluğumuza 5 adet ikili trabzanımızı yapalım. Modelimi bir göstereyim sizlere, bakın. Model bu şekilde ilerliyor. Ben sizler için bir ön çalışma hazırlamıştım. Bunu da bir göstereyim. Bunu da yavru ağız ve beyazdan yapmıştım. Bu da çok güzel, kolay, gösterişli bir model oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Dilediğiniz gibi astar geçirmeden çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapılışı da oldukça kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah sizler için keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.